içinden geçirdiklerinin anında gerçekleşmesi. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Nursi Hazretleri'nin evet. Nişten gelen kitap ve konuşmak istediği adamın kapısına gelmesi. İkinci misal. Gayet küçük ve latif, bugünlerde vaki olan meseleyi söyleyeceğim. Şöyle ki, fecirden evvel hatırıma geldi ki, bir zatın kalbine vesvese verecek bir tarzda tarafımdan sözler söylenilmişti. Keşke dedim onu görseydim, kalbindeki dağdağayı yani ızdırabı ve telaşı izale yani giderebilseydim, etseydim. Aynı dakikada Nise, Eğirdir ilçesinin sahilinde bir ada. Üstad Barla'ya bu adadan kayıkla götürülüyormuş, Nis adası. Nis'e gitmiş bir parça kitabım bana lazım idi. Keşke elime geçseydi dedim. Sabah namazından sonra oturdum. Baktım aynı zat o kitap parçası elinde olduğu halde içeri girdi maşallah. Ona dedim senin elindeki nedir? Dedi bilmiyorum. Kapının önünde Nis'ten gelmiş diye birisi bana verdi. Ben de size getirdim. Fesübhanallah dedim. Böyle bir vakitte bu adamın evinden çıkıp gelmesi ve şu sözün Nis'ten gelmesi hiç tesadüfe benzemiyor. Ve böyle bir adama şöyle bir parça kitabı aynı dakikada eline verip bana gönderen elbette Kur'an-ı Hakim'in himmetidir diyerek elhamdülillah dedim. Benim en küçük, ehemmiyetsiz, hafi arzuyu kalbimi yani gizli kalbi arzumu bilen birisi elbette bana merhamet ediyor, beni himaye ediyor. Öyleyse dünyanın minnetini beş paraya almam. Mektubat sayfa 341. Maşallah hocam. Maşallah. Kalbinden geç, aklından geçirdiği bir şey Allah aynen olmuş yani böyle inşallah. Mesela o metafizik bir olay. Evet. Yani kim getirdi, nereden buldu, nasıl oldu değil mi? Çok acayip. Evet. Getireni tam bilmiyorum. İlgili eser tabii. Evet. Getireni bilmiyor. Evet getireni bilmiyor. Tabii maşallah. Tamam çok... Mehmet Fırıncı ağabeyin bir konuşması var onu anlat. İnşallah efendim. Mehmet Fırıncı abimizin ikinci izahı. Ben 1944 yılında İstanbul'a geldim. O zamanlar bir yılda olan bir kısım vakıalar şimdi Türkiye'nin gazetelerinde bir günde oluyor. O zamanki gazetelerde bir senede vuku'a gelebilecek hadiseleri bir günde meydana geliyor. Oysa Mehmet Fırıncı abi üstadın yaşadığı dönemlerde böyle bir ortamın olmadığını ifade ediyor. Ancak Hazreti Mehdi'nin zuhuru döneminde yani ahir zamanda ortamın çok şiddetli olacağı, büyük kargaşa ve dehşetin yaşanacağı, görülmemiş bir fesat ortamı olacağı hadislerde açıkça bildirilmiştir. Hadisler inşallah. Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır. Suyuti camisü sağır. Onun zamanında büyük hadiseler vuku bulacak, oluşacak. El kavlül muhtazar fi alametil mehdiil muntazar. Onun zuhur mebdeleri yani çıkışının başlangıcı ve mukaddimeleri yani çıkış alametleri Resulullah Efendimizin irhasatına benzer. Mektubat-ı Rabbani. İrhasat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden evvel meydana gelen olağanüstü hallerdir ki bunlar peygamberliğine delil teşkil eden olaylardandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benden sonra fitneler olacaktır. Orada terör ve harpler vardır. Sonra onlardan daha şiddetli fitneler olacaktır. Her ne zaman fitnelerin sonu geldi denilse yeni bir ayaklanma olacaktır. Ta ki benim soyumdan bir adam Mehdi çıkıncaya kadar fitnenin girmediği bir Arap evi ve ulaşmadığı bir Müslüman kalmayacaktır. Meri bin Yusuf bin Ebi Bekir bin Ahmet bin Yusuf el-Makdisi Feraidül Fevaidil Fikri fil İman el-Mehdi el-Muntazar. Beklenen Mehdi sayfa 147 maşallah. Demek ki ahir zamanda Mehdi devrinde çok şiddetli olaylar olacak. Evet. Ama daha önce böyle olaylar yok. Yok evet inşallah. Birden o devirde çoğalıyor değil mi? Depremler o devirde çoğalıyor. Evet. Evet. Bediüzzaman'ın şu sözlerini oku. Kırmızıyla yazılmış var ya. Aşağıdaki bölüm hocam. Evet. Evet bu rüyalar benim için hususan bu birkaç sene zarfında o dereceye gelmiştir ki mesela yarın başıma gelecek en küçük hadisat ve en ehemmiyetsiz muamelat ve hatta en adi muhaverat yazılı olduğunu ve daha gelmeden muayyen olduğunu ve gecede onları görmekle dilimle değil gözümle okuduğum bana kat'i olmuştur. Bir değil, yüz değil, belki bin defa gecede hiç düşünmediğim halde gördüğüm bazı adamlar veyahut söylediğim meseleler
o gecenin gündüzünde az bir tabirle aynen çıkıyor. Demek en cüz'i hadisat vukua gelmeden evvel hem mukayyettir hem yazılmıştır. Maşallah. Demek tesadüf yok. Hadisat başıboş gelmiyor, intizamsız değillerdir. Yedincisi, senin... Yeter olsun, evet, ver bakayım. Aynıyla gördükleri gerçekleşiyormuş. Evet. Hiçbir şey başıboş tesadüf değildir diyor maşallah. Evet. Bak diyor, mesela diyor, yarın başıma gelecek en küçük hadisat, en küçük hadisat ve en ehemmiyetsiz muamelat ve hatta en adi muhaverat diyor, yazılı olduğunu ve daha gelmeden muayyen olduğunu ve gecede onları görmek de dilimle değil, gözümle okuduğum bana kat'i olmuştur. Bakın, burada çok önemli bir konuya dikkat çekmiş Bediüzzaman. Yani sırrı burada çözüyor. Bakın, evet bu rüyalar benim için hususan bu birkaç sene zarfında, birkaç senedir daha da yoğunlaştı diyor. O dereceye gelmiştir ki, yani o kadar yükselmiş ki sıklığı ve netliği. Mesela yarın başıma gelecek en küçük hadisat, yarın, bir hafta sonra, 50 sene sonra, 30 sene sonra, Mehdi devri, evet. Mehdi devrinin ilerisi, Hazreti İsa devri, kıyamet, kıyamet öncesi durum. Ne diyor bak, dikkat edin. Evet. Yani nereden okuyup nereden anladığını buradan anlamanız için söylüyorum. Evet bu rüyalar benim için hususan bu birkaç sene zarfında o dereceye gelmiştir ki, mesela yarın başıma gelecek en küçük hadisat, ya yani Mehdiyet'le ilgili en ince detaylar, Hazreti İsa'nın inişiyle ilgili detaylar, kıyamet öncesi gelişmelerle ilgili detaylar, en ehemmiyetsiz muamelat diyor, hatta en adi muhaverat, yani Mehdiyeti de dışında diyor, sıradan konular da diyor, Hazreti İsa'nın dışında da diyor, alelade konularda o kadar kapsamlı bana bildiriliyor diyor ki, bildiriliyor ki diyor, muhaverat yazılı olduğunu ve daha gelmeden muayyen olduğunu, yani kaderde net olduğunu ve gecede onları görmek de dilimle değil, gözümle okuduğum. Maşallah. Bak şimdi çok önemli. Ne diyor Bediüzzaman? Gözümle görmediğim bir şey yazmadım diyor, evet, değil mi? Evet. Hah, şimdi bak bunu açıklıyor. Gözümle okuduğum bana kat'i olmuştur. Bir değil, yüz değil, belki bin defa diyor. Maşallah. Gecede hiç düşünmediğim halde gördüğüm bazı adamlar veyahut neyse, veyahut Mehdi, Hazreti İsa Aleyhisselam, evet, ve söylediğim meseleler o gecenin gündüzünde veyahut 50 sene sonraki bir olay az bir tabirle aynen çıkıyor diyor. Maşallah. Şimdi yani insanlar Bediüzzaman bilgiye nereden ulaştığını buradan daha iyi anlamış oluyor değil mi? İnşallah. Demek ki en cüz'i hadisat vuku'a gelmeden evvel hem mukayyettir hem yazılmıştır. Demek tesadüf yok. Hadisat başıboş gelmiyor, intizamsız değillerdir. Siz daha iyi, evet, bilirsiniz inşallah. Hazreti Mehdi'yi görmüş, tarif ediyor. Hatta ismini de söylerim diye bildiriyor zaten kendisi. Uygun olmaz. Evet, yani hani diyorlar ya, Bediüzzaman nereden biliyor? İşte böyle biliyor. Evet. Yani ertesi günü, bir hafta sonrasını, bir ay sonrasını, 10 sene, 20 sene, 100 sene sonrasını. Evet. Mesela 50 sene sonra şöyle olacak diyor. 100 sene sonra böyle olacak diyor. Ve dedikleri aynısına çıkıyor. Çıkıyor. Tek bir tane çıkmayan bir söylediği bir söz, evet, yok. Ay zamanı veriyor inşallah. 1506'yı, evet, veriyor, 1543'ü veriyor. Evet. Gözümle okuduğum diyor bak, gözümle okuduğum. Yani gözümle tespit ediyorum diyor. Zaten sorulduğunda diyor bak, gözümle görmediğim bir şeyi anlatmadım diyor. Maşallah. Kulağıyla duyup gözüyle gördüklerini anlatıyor inşallah. Zaten yani bu bilgiler öyle herhangi bir bilgi değil. Değil inşallah. Yani hadis ve Kur'an'ın dışında yani başka mesela sonra bilgiler vardır. Ama bakın onları dahi biliyordum diyor. Yani mesela farz edelim ertesi gün bayat ekmek gelecek dışarıdan. Onu da görüyordum diyor. Maşallah. Yahut mesela ayakkabısı farz edelim tamire gidecek. Tamir edilmesi gerekiyor. Onu da görüyordum diyor rüyamda. Az bir tabirle çıkıyor diyor. Binlerce olay böyle diyor. Maşallah. Dolayısıyla ahir zaman olayları da hepsini görüyordum diyor inşallah.
Siz şeyi de söylemiştiniz hocam, onu da ilk defa açıkladınız geçtiğimiz programlarda. Hazreti Hızır'ın talebesi olduğunu, onlara tam mutabık mı olmuş oluyor bu şekilde zaten inşallah? Şimdi ona has bir özellik bu. İnşallah. Yani Bediüzzaman'ın birçok manevi özellikleri var. Onları yavaş yavaş işleyeceğiz. İnşallah. Yavaş yavaş anlatacağım. Yani mesela bu özelliklerin bir tanesidir bu. Yani başka birçok meşhur ve hayret edecek özelliği vardır. İnşallah. Havada küçücük mikyasta bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hadsiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralları, ahize ve nakilleri bulunsun ve o hadsiz işler beraber ve bir anda yapılabilsin. Bu ne? İnternet mi değil mi? Evet hocam, inşallah. İnternet tarif ediyor. Bak. Bak, havada küçücük mikyasta bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hadsiz ve muhtelif konuşmaların, hadsiz yani milyonlarca konuşmaların, merkezleri, santralları, ahize ve nakilleri bulunsun ve o hadsiz işleri beraber bir anda yapabilsin. Bu internette mümkün. Evet. Bak, interneti tarif ediyor Bediüzzaman. Allah'ın görmüş inşallah. Gördüğü şey anlatıyor. Evet. Kimin aklına gelir inşallah. Bu? İnşallah. Bediüzzaman diyor ki, Cenab-ı Hak'tan bana bir ara sema alemi açıldı diyor. Ben orada çok garaibi seyrettim. Çok garip şeyler seyrettim diyor. Çok garip şeyler diyor. Bir daha vurguluyor. Bunlar yazılsa bugünkü insanlar bunları anlamaz diyor. Yani çok şaşıracaklar için anlamazlar diyor. Perde kapandı, fazla yazdırılmadı diyor. İnşallah. Bu işte Hazreti Hızır özelliklerindendir. Eğer sen deminki sorunda bilgi almak istiyorsan bu konu odur. Maşallah. Hızır'ın hızriyet vasfıdır. İnşallah. Bediüzzaman hayatında 8'ler hakimmiş. 8 rakamı. O da bir bilgi olarak söyleyeyim. Eski abilerle aslında görüşüp çok fazla bilgi alabiliriz. İnşallah evet. Yani bizzat gördükleri üstadın harikalarından. Çünkü onlar binlercesine şahit oldular. Yüzlerce değil, binlercesine şahit oldular. Aslında hepsinin tek tek detaylı tespit edip numaralı olarak tespit edilmesi lazım. Mesela şu 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 diye onlar karışır yoksa. Bir de ne Bediüzzaman'da ne talebelerinde yalan yok. Evet, inşallah. Yani bayağı samimiler. Yani tabii hepsine garanti veremem de ama genelde dürüst talebeleri Bediüzzaman'ın. İnşallah. Bazen de tabii abartanlar da oluyor. Mesela demediğini dedi diyenler de olabiliyor. Ama kalabalıkta söylediği, mesela teyit olunan, herkesin bildiği, vuku bulması makul olan harika yönleri var. İnşallah. Onları böyle tek tek bir bir tespit edelim. Kaybolmasın. Hatta çünkü önümüzdeki 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl değil mi? İnsanların Bediüzzaman'ı da çok iyi kavrayacakları yıllar. Çok iyi anlayacakları yıllar. İnşallah. O yıllara şimdiden hazırlık yapmamız lazım. İnşallah. İnşallah. Hatta mahkeme kayıtlarına da geçmiş olan, resmi kayıtlara geçmiş olan da kerametleri var demiştiniz hocam, anlatmıştınız. Evet. İnşallah. Şimdi bir kısmını tam anlatamayız.